Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlulukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Risale-i Nur okumalarımıza bildiğiniz üzere 10. sözden devam ediyoruz. 10. sözde de mukaddime bahsine kadar geldik. 10. söz bildiğiniz gibi namı diğerle Haşir Risalesi. Öldükten sonra dirilme hakikatinin hem imkan hem de gereklilik bakımından izahını, ispatını yapan bir eser. Bu eser Sözler Risalesi'nin ilk telif edilen eseri. Risale-i Nur'un telif tarihlerine dair araştırmalar bize bunu gösteriyor. Ancak külliyatta yer alan yeri 10. söz. Ondan evvel küçük sözleri okumuştuk. Küçük sözlerin evvelde olmasında bir hikmeti var. Okumalarımız boyunca bunu yapmaya çalıştık. Birbiriyle ilgili metinleri hatırlatmaya çalıştık. Burada da gördük ki 10. sözün bağlamının aslında küçük sözlerle çok ilgisi var. Aralarında metinsel irtibat çok var. Onları da okumaya çalıştık. Yine adetimiz olduğu üzere 10. sözün başına bir dönelim. Hangi güzel adımla yola başladık hatırlayalım. Ardından da kaldığımız bölüm olan mukaddimeye gelelim. Oradaki birinci işareti tekrar bir baştan okuyalım. Sonra da ince okumasını yapmaya çalışalım. İki ders girdik ama çok ilerleyemedik. Bu dersi inşallah bir parça daha mesafe alırız diye umuyorum, diliyorum. İnayet, fazl-ı kerem Cenab-ı Hak'ta. 10. söz 2 ayetle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ayetlerden birincisi bize Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetini, rahmaniyetini ve rahimiyetini açıklıyor. 14. Leman'ın 2. makamını hatırladığımızda oradan işaretle biliyoruz ki Allah'ın Rahman içre Rahim olduğunun hatırlanması bizi insani arşa bağlayan bir yol oluyor. Yani biz Cenab-ı Hak'la birebir muhatap olduğumuzu, ibadetimiz, kulluğumuz, takvamız vesaire itibariyle onun birebir muhatabı olduğumuzu bu Bismillahirrahmanirrahim bağıyla anlıyoruz. Allah alemi yaratmış, onun içinde dünyayı yaratmış, onun içinde de bizi fert fert ayrı ayrı orijinal yaratmış. Elbette bu orijinalliğin, bu özel ihsanların özel bir karşılığı da olmalı. Bu da bizi ibadetlerle mesul kılıyor diye onun arkasını konuşmuştuk. O tefekkürlerimizi merak edenleri 14. Leman'ın 2. makamı derslerine havale edelim. YouTube kayıtlarında dersin ön kısmında hangi eseri işlediğimiz yazıyor arkadaşlar. Sözler, işte filanca bölüm, kaçıncı ders. O ders toplu bir rakam. Yani şu ana kadar galiba 83 ders yaptık. O birinci sözden şimdiye kadar aldığımız mesafeyi anlatıyor. Ama yanlarında da hangi eseri okumakta olduğumuz o ders sırasında yazmakta. Oradan da faydalanabilirsiniz. Evet, birinci ayet Bismillahirrahmanirrahim dedik. İkinci ayet Estağfirullah. Rum suresinin 50. ayeti. Fendur ila atari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtihâ. İnne zâlike le muhyil mevta ve huve alâ külli şeyin kadir. Kısa bir meali şöyle bu ayetin. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Ayet-i Kerime ile daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda bile şu iki şeyi fark ediyoruz dedik. Hatta üç şeyi fark ediyoruz dedik. Bir, baharda haşre imanı sağlayabilecek deliller var. İki, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinde haşri açıklayacak bir muktazi var. Üç, Cenab-ı Hakk'ın kudretinde haşrin olabilirliğini açıklayan bir delil var dedik. Ki burada da gördük. Cenab-ı Hakk'ın baharı iktiza eden isimleri hangileri ise elbette onlar iktiza ederler ki
o mahlukatın biriciği olan insan tekrar diriltilsin, tıpkı baharda diriltilenler gibi. Yine dedik ki Cenab-ı Hakk'ın bahara imkan veren kudreti yine imkan verir ki Cenab-ı Hakk'ın biriciği olan, yani sanatlı mahluku, özel ibadı olan insanoğlu dirilmemek üzere yok edilmesin. Onun kudretinden uzak değil, onları tekrar dirilsin dedik. Daha sonra bu isimlerin yerine başka isimler koyarak, başka sıfatlar, şuunatlar yerleştirerek, bunu bir formül gibi kullanarak suretler boyunca farklı farklı tefekkürler yaptık. Hakikatler bahsinde yine bu tefekkürlere döneceğiz. Farklı açılardan bu ayeti bir formül gibi kullanmayı öğreneceğiz. Ama ona gelmeden önce mukaddime bölümümüz var. İşte o mukaddimenin birinci işareti. Onu bir baştan sona okuyalım. Sonra da tekrar birinci işaretin başına dönüp tefekkürümüzü yapmaya çalışalım. Dediğim gibi önceki iki derste fazla ilerleyemedik. Biraz benim çok konuşmamdan kaynaklı, daldan dala atlamamdan kaynaklı bir arıza oldu. İnşallah bu derste daha fazla mesafe alırız diye umuyoruz. Tabii yine tevfik Allah'tan, o nasip ederse alırız. Kalmamızı istiyorsa da buyurduğu kadar kalırız. Birinci işaret. Hikayedeki sersem adamın o emin arkadaşıyla üç hakikatleri var. O suretler boyunca anlatılan hikayeyi düşünün. İşte o hikayedeki sersem adamın o emin arkadaşıyla üç hakikatleri var. Birincisi, nefsi emmarem ile kalbimdir. İkincisi, felsefe şakirtleriyle Kur'an-ı Hakim tilmizleridir. Üçüncüsü, ümmeti İslamiye ile milleti küfriyedir. Felsefe şakirtleri ve milleti küfriye ve nefsi emmarenin en müthiş dalaleti Cenab-ı Hakk'ı tanımamaktadır. Felsefe şakirtleri ve milleti küfriye ve nefsi emmarenin en müthiş dalaleti Cenab-ı Hakk'ı tanımamaktadır. Hikayede nasıl emin adam demişti, bir harf katipsiz olmaz, bir kanun hakimsiz olmaz. Biz de deriz, nasıl ki bir kitap, bahusus öyle bir kitap ki her kelimesi içinde küçük kalemle bir kitap yazılmış. Her harfi içinde ince kalemle muntazam bir kaside yazılmış. Katipsiz olmak ne derece muhaldir? Öyle de şu kainat nakkaşsız olmak son derece muhal ender muhaldir. Zira bu kainat öyle bir kitaptır ki her sayfası çok kitapları tazammun eder. Hatta her kelimesi içinde bir kitap vardır. Her bir harfi içinde bir kaside vardır. Yeryüzü bir sayfedir. Ne kadar kitap içinde var? Bir ağaç bir kelimedir. Ne kadar sayfası vardır? Bir meyve bir harf, bir çekirdek bir noktadır. O noktada koca bir ağacın programı, fihristesi var. İşte böyle bir kitap, efsaf-ı celal ve cemale, nihayetsiz kudret ve hikmete malik bir Zat-ı Zülcelal'in nakş-ı kalem-i kudreti olabilir. Demek alemin şuhuduyla bu iman lazım gelir. İlla ki dalaletten sarhoş olmuş ola. Hem nasıl ki bir hane ustasız olmaz, bahusus öyle bir hane ki harika sanatlarla, acip nakışlarla, garip zinetlerle tezyin edilmiş. Hatta her bir taşında bir saray kadar sanat derc edilmiş. Ustasız olmak hiçbir akıl kabul edemez. Gayet mahir bir sanatkar ister. Bahusus o saray içinde sinema perdeleri gibi her saatte hakiki menziller teşkil edilip, kemali intizamla elbise değiştirdiği gibi değiştiriyor. Hatta her bir hakiki perde içinde müteaddit küçük küçük menziller icat ediliyor. Öyle de şu kainat nihayetsiz hakim, alim, kadir bir sani ister. Çünkü şu muhteşem kainat öyle bir saraydır ki ay, güneş lambaları, yıldızlar mumları, zaman bir ip bir şerittir ki o sani Zülcelal her sene bir başka alemi ona takıp gösteriyor.
o taktığı alemin içinde 360 tarzda muntazam suretleri tecdid ediyor. Kemali intizamla ve hikmetle değiştiriyor. Kemali intizamla ve hikmetle değiştiriyor. Yeryüzünü bir sofrayı nimet yapmış ki her bahar mevsiminde 300 bin enva-ı masnuatıyla tezyin ediyor. Had ve hesaba gelmez enva-ı ihsanatıyla dolduruyor. Öyle bir tarzdaki nihayet ihtilat içinde ve karışmış oldukları halde nihayet derecede imtiyaz ve farkla birbirinden ayrılıyor. Başka cihetleri buna kıyas et. Nasıl böyle bir sarayın saniyinden gaflet edilebilir? Hem nasıl ki bulutsuz gündüz ortasında, güneşin deniz yüzünde, bütün kabarcıklar üstünde ve karada bütün parlak şeylerde ve karın bütün parçalarında cilvesi göründüğü ve aksi müşahede edildiği halde güneşi inkar etmek ne derece acip bir divanelik hezeyanıdır. Çünkü o vakit bir tek güneş inkar ve kabul etmemekle, katarat sayısınca, kabarcıklar miktarınca, parçalar adedince hakiki ve bilasale güneşcikleri kabul etmek lazım geliyor. Her zerrecikte ki ancak bir zerre sıkışabildiği halde, koca bir güneşin hakikatini içinde kabul etmek lazım gelir. Kabul etmek lazım geldiği gibi, aynen öyle de şu sıravari içinde her zaman hikmetle değişen ve düzgünlük içinde her vakit tazelenen şu muntazam kainatı görüp, Halık-ı Zülcelal'i efsaf-ı kemaliyle tasdik etmemek, ondan daha berbat bir dalalet divaneliğidir, bir mecnunluk hezeyanıdır. Zira her şeyde, hatta her bir zerrede, bir uluhiyeti mutlaka kabul etmek lazımdır. Çünkü, mesela, havanın her bir zerresi, her bir çiçekle her bir meyveye, her bir yaprağa girer ve işleyebilir. İşte şu zerre, eğer memur olmazsa, bütün girebildiği ve işlediği masnuların tarzı teşkilatını ve suretlerini ve heyetlerini bilmek lazımdır ta içinde işleyebilsin. Demek muhit bir ilim ve kudrete malik olmalı ki böyle yapsın. Mesela toprakta her bir zerresi kabildir ki muhtelif bütün tohumlar ve çekirdeklere medar ve menşe olsun. Eğer memur olmazsa lazım geliyor ki otlar ve ağaçlar adedince manevi cihazat ve makineleri tazamun etsin. Veyahut onların bütün tarzı teşkilatını bilir, yapar, bütün onlara giydirilen suretleri tanır, dikebilir bir sanat ve kudret vermek lazım gelir. Daha sair mevcudatı kıyas et. Ta anlayacaksın ki her şeyde aşikare vahdaniyetin çok delilleri var. Evet, bir şeyden her şeyi yapmak ve her şeyi bir tek şey yapmak her şeyin halıkına has bir iştir. Ve in min şeyin illa yüsebbihu bihamdih. Kısa bir meali şöyle, hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. İsra suresinin 44. ayetinden bir ifade bu. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. İsra suresi 44. Fermanı zişanına dikkat et. Bu ayetin şöyle de bir özelliği var. Bediüzzaman Hazretleri'nin ekser mektupları bu ayet-i kerimeyle başlıyor. Kendisi de hikmetini beyan babında diyor ki, Kur'an'da bana açılan ilk ayet buydu. Böyle bir hikmet beyan ediyor. Bu kısma tekrar döndüğümüzde onu biraz daha dakik konuşmaya çalışırız. Fermanı zişanına dikkat et. Demek vahidi ehadi kabul etmemekle, mevcudat adedince ilahları kabul etmek lazım gelir. Evet arkadaşlar, birinci işaret böyleydi. Düz okumasını yapmış olduk. Bismillah. Düz okuması bize ne söyledi dersek, aslında suretlerin başındaki mevzuyu söyledi. Yani Allah'a inanmayan adama ahireti ispat edemeyiz. Bütün dalaletlerin başı Allah'a inanmamakta bir de yanlış tanımak var. Yani
bizim inandığımız, Müslümanların inandığı şekilde Allah'a inanmayan herkes Allah'ı yanlış tanımıştır. Bir Allah tasavvuru olabilir, kendince bir ilah düşünüyor olabilir. Deistlerin de kendince inandığı bir ilah var. Veya işte putperestlerin de kendilerince inandıkları ilahlar var. Budistlerin var, şunun var, bunun var vesaire. Ama bunların hepsi İslam'ın ilah tasavvuruna göre, imanına göre eksiktir, noksandır, kusurludur, zayıftır, sorunludur, çelişkilidir vesaire vesaire. Bunu neden, neye güvenerek söylüyoruz? Arkadaşlar, hani ben kendim kendi dünyamda çok tefekkür ettim. Diğerlerine dair de okumalar yaptım kendi çapımda. Elbette büyük bir iddiaya girmiyorum ama okuyabildiğim kadar okumaya çalıştım böyle konularda kitapları. Gördüğüm şu: İslamiyet haricinde bütün dinlerin, din diyoruz tırnak içinde, elbette Allah indinde din İslam'dır, ondan başka din yoktur. İnançların diyelim, sahte dinlerin diyelim, ilah tasavvurunda arızalar var. Ne demek bu? Yani biz ilah dediğimizde bütün sorunlara, sorulara cevap verecek bir şey tasavvur etmeliyiz. Sonsuzlukta olmalı bu. Bir öyle bir böyle olmamalı, çelişkili olmamalı. Veya nasıl söyleyelim, biricik dediysek iki olmamalı, üç olmamalı. Biricik dedik ona, ilah dedik yani. O zaman tek olmalı gibi gibi. Yani Esma-ül Hüsna sayısını tefekkürünüzü arttırabilirsiniz. Diğer bütün inançların Allah tasavvurunda arıza var. Dinlerindeki arıza da zaten bu tasavvurdan geliyor. Mesela işte hep söylüyoruz, eski Yunan'ın inandığı tanrılar. Zeus'muş, bilmem Herkül'müş, Hera'ymış, bilmem neymiş, Hades'miş, şuymuş, buymuş vesaire. Ya bakıyorsun aşağı yukarı Süpermen, yani insanından hallice böyle. İnsanın biraz kas yapmışı, işte yıldırım çıkaranı, ateş saçanı falan filan, böyle bir ilah tasavvurları var. E böyle olduğu için de dinlerinde sıkıntılar var. Niye? O Allah, gerçek Allah değil ki ondan gelen din de gerçek din olsun. Veya işte başka teolojileri düşünün. Hristiyanlık mesela. Allah'a üç yapmışsın sen kendi dünyanda. Öyle oldun mu da Allah'ın biricikliği kalmıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Allah hiçbir şeye muhtaç olmamalı, her şey ona muhtaç olmalı, öyle değil mi? Allah böyle olur, sonsuz olur bütün isimlerinde. Şimdi sen ona da sonsuz dedin. İsa Aleyhisselam'ı da haşa sümme haşa Allah'ın oğlu yaptın. Ne yaptın? İşte bir nispet soktun. İkinci yaptın. İşte kutsal ruh dedin. Üçüncü yaptın. Sonsuzluğu sınırladın. Bir sonsuzluk diğerine nihayet verdi. Ama nihayet verirse o sonsuzluk olamaz. Bakın bir çelişki bu. Nihayeti olan sonsuz olamaz. Arsa gibi bölüştürmüşler kainatı. Şu suyu yaratıyor, bu bilmem şunu yaratıyor, bu bunu şey yapıyor. Sanki babalarının tarlası. Kainatı bölüştürmüşler, 3 dönüm bir ilahe vermişler, 5 dönüm bir ilahe vermişler, 10 dönüm bir ilahe vermişler. Böyle paylaştırmışlar. İyi de sadece 10 dönüme, 5 dönüme bakan ilah olur mu ya? İnsandan hallice bir şey olur yani o. İşte sadece suya bakıyor. İyi de su sadece suyla mı ilgili bir şey? Mesela suya bakıyoruz biz, atomuna indiğimizde H2O. Bak O ne? Oksijen, hava, hidrojen, güneşler, yıldızlar hidrojen dolu. Şimdi yıldızlara ayrı ilah verdin, suya ayrı ilah verdin, havaya ayrı ilah verdin. İyi de bunlar zaten aynı şey. Ha, temeline indiğinde atom düzeyine, bunlar aynı ham maddeden yapılmışlar. Ya buyur bakalım. Kim yaptı bu ham maddeyi? Yani işte Cenab-ı Hakk'ı tek olarak İslam'ın tevhidiyle iman etmek bütün problemleri çözüyor. Çünkü hepsi birbiriyle bağlı zaten. Daha önce de konuştuk. Bir elma için kainat gerekiyor. Bir canlı molekülünün vücuda çıkabilmesi için evrenin başında bazı sabiteler var. Onların o değerde olması gerekiyor. Bir aşağı bir yukarı olsa canlı moleküller oluşamayacak. İşte Yanılıyorsunuz Einstein diye bir kitap vardı. Orada bu mevzular anlatılıyordu. O zaman da örnek vermiştim. Yani öyle sabiteler var. Azıcık oynasa biz yokuz. Ayarlanmış, başta tayin edilmiş. Şimdi böyle olduğuna göre burayı dönüm dönüm bölüştürmek mümkün mü? Kainat tecezzi kabul etmez bir küldür diyor Bediüzzaman Hazretleri. Kainat
tecezzi yani bölünme kabul etmez bir küldür. Hepsini aynı Allah'a verirsin. Başka çaren yok. Ya da ne diyor? Sebepler sayısınca ilahları kabul edersin ki o daha da mantıksız bir şey. Hem mahkum hem hakim. Geleceğiz o konulara inşallah. Yani özetle burada ilk anlatılan şey bize bu. Şu cümlede de özetleniyor zaten durum. Felsefe şakirtleri ve millet-i küfriye ve nefsi emmarenin en müthiş dalaleti Cenab-ı Hakk'ı tanımamaktadır. Ve Emin Adam'ın o bahsi hatırlatılıyor. Hikayede nasıl Emin Adam demişti bir harf katipsiz olmaz, bir kanun hakimsiz olmaz. Bak oraya dönelim. Suretlerin başıydı o. Evet. Evvela o sersem dedi. Padişah kimdir tanımam. Suretlere böyle başladık ya. Sonra arkadaşı ona cevaben bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz, bir harf katipsiz olamaz biliyorsun. Nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur? Ve bu kadar çok servet ki her saatte bir şimendifer, gayipten gelir gibi kıymetler musanna mallarla dolu gelir. Burada dökülüyor gidiyor nasıl sahipsiz olur? Ve her yerde görünen ilannameler ve beyannameler, her mal üstünde görünen turra ve sikkeler, damgalar ve her köşesinde sallanan bayraklar nasıl maliksiz olabilir? Sen anlaşılıyor ki bir parça frengi okumuşsun, bu İslam yazılarını okuyamıyorsun. Hem de bilenden sormuyorsun. İşte gel en büyük fermana sana okuyacağım ilahi bu bahis devam ediyordu. Burada bakın yine oraya döndük. Başlayalım şimdi. Birinci işaret, hikayedeki sersem adamın o emin arkadaşıyla üç hakikatleri var. Birincisi nefsi emmarem ile kalbimdir. İkincisi felsefe şakirtleriyle Kur'an-ı Hakim tilmizleridir. Üçüncüsü ümmeti İslamiye ile milleti küfriyedir. Bu üçünün de hissesi var yani kıssadan. Bu kısma dair konuşmuştuk. Devam edelim. Felsefe şakirtleri ve milleti küfriye ve nefsi emmarenin en müthiş dalaleti Cenab-ı Hakk'ı tanımamaktadır. Allah'ı tanımadığınız zaman oradan artık eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz derler ya. Öyle eğrildiğiniz zaman sizden daha doğru çizgi çıkmıyor arkadaşlar. Öncelikle düzeltilmesi gereken Allah inancı. Bu yüzden Müslümanların İslam'a girişi neyle oluyor? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah veya Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bunları söylemekle İslam'a giriliyor. Ne düzeltiliyor? İlah inancımı düzeltiliyor. Nasıl? Önce la ilahe diyorsun. İlah yoktur. İllallah. Allah'tan gayrı. Bakın. Hem bir bardağı boşaltma durumu var. Hani derler ya dolu bardağı tekrar dolduramazsın. Önce bir bardağı boşaltıyorsun, süpürüyorsun orada her şeyi. Ben şuna mı ilah diyordum, buna mı ilah diyordum, ona mı ilah diyordum? Onları bir süpür bakalım, öyle olmaz bu iş. Orada 5 dönüm, burada 3 dönüm, orada 10 dönüm. Öyle ateş onun, su bunun, bilmem şu onun. Böyle olmaz bu iş diyor la ilahe illallah. Bir süpür bakayım orayı, bir süpürüyorsun şöyle. Ondan sonra illallah. Allah'tan başka ilah yoktur, tektir yani. Burada tekliğinin de vurgusu var. Tekliğini söylediğiniz anda da Kur'an'da geçiyor ya Lehül Esmaül Hüsna bütün güzel isimler onundur. Aslında Cenab-ı Hakk'ın tekliği bu bütün isimlerin onun olmasını zorunlu kılıyor. Başkası yok ki. Kime paylaştıracağız başka? O zaman bütün yaratışlar, o yaratışlardan gelen bütün hamdlar, oradaki bütün sanat, orada tecelli eden bütün isimler, sıfatlar, şuunatlar, bunlar yalnız birisinin, bakınız bu neyi sağlıyor? İbadeti kime edeceği sorusu cevap bulmuş oluyor. Eğer Allah haşa sümme haşa bir tane olmasaydı, bundan çok olsaydı, o zaman biz şeye düşerdik. Mesela elmayı yedik. Elma için kime hamd etmemiz lazım? Haşa öyle bir durum yok da biz biliyoruz. Allah'a hamd ediyoruz. Yani elmada da her şeyde de. Ama düşünün ki birden fazla ilah olan bir teoloji varmış. Orada bu elmayı yiyorsunuz. Bu elma için kime hamd edeceksiniz? Kime şükredeceksiniz? Kime ibadet edeceksiniz?
suyu yaratana mı, ağacı yaratana mı, toprağı yaratana mı, güneşe mi, onun tanrısına mı, haşa, yıldızlarınkine mi, dünyanın ayrı varsa onunkine mi, işte atıyorum şekeri yaratan ayrı varsa ona mı, kabuğu yaratan ayrı varsa ona mı, kime, hangi kabileninkine, bu elmayı hangi kabilenin ağacında yedin, kabilelerin de ilahları başka başka ya, o putperestlerde, Kureyş'inki başka, atıyorum Mudarlarınki başka, bilmem kimlerinki başka, böyle ayırmışlar. Babalarının tarlaları gibi diyorum ya, öyle bölmüşler, ayırmışlar kendilerini. Herkes, bak onların var, bizimki daha da büyük olsun, bir tane de biz dikelim falan diye bir heykel daha dikmişler. Heykel heykel. Bu işler zaten heykelcilikle başlıyor biliyorsunuz. Önce hürmeti heykelle gösteriyorlar, sonra da o heykele tapmaya başlıyorlar. Çok ilgisi vardır yani. Her ne kadar bugünlerde işte sanat falan diye şey yapılsa da aslında heykelcilik muhabbeti manayı ismiyle kendisine aldığı için şirkin de kapısı oluyor. Mecrası oluyor, yol veriyor, imkan sağlıyor yani. Ona gösterilen hürmet şirke benzemeye başlıyor. Bir noktadan sonra da hakikaten şirk oluyor yani. Ona tapmaya başlıyorlar. Geçmişteki kavimlerin çoğu böyle sapmıştır hak yoldan. Peygamberleri gelmiş İslam'ı anlatmış. Nasıl o Kur'an'da geçiyor ya, Samiri ne yapıyor Musa Aleyhisselam dağa çıkınca, Tur Dağı'na? Hemen oradaki mücevherleri eritiyorlar, ondan bir buzağı heykeli yapıyor. Bu diyor bizim tanrımız bu diyor. Musa Aleyhisselam bunu diyor kaybetti. Gitti Tur Dağı'nda arıyor diyor. Ve hakikaten Yahudilerin bir kısmı sapıp onun buzağısına tapmaya başlıyorlar. Bu yani heykelcilik mevzu, o yüzden İslam heykel konusunda hassastır. Onun açtığı mecrayı, yolu, sapkınlığı bildiği için ve tarihsel tecrübe de zaten önümüzde olduğu için nereyi kassak değil mi? Öyle tapılan heykeller çıkıyor bir sürü. Hangi medeniyetin tırnak içinde kalıntıları bulunsa bakıyorsun onun işte tanrısı öküzmüş, bunun tanrısı kurtmuş, bununkisi başka bir şeymiş, heykeli orada. Putunu yapmış, böyle saklamış. Bugün hala Hindistan'da mesela var öyle evlerin köşelerinde putlar. Evet, yani heykel mevzu arkadaşlar bu yüzden İslam'da mühim. Felsefe şaketleri ve milleti küfriye ve nefsi emmarenin en müthiş dalaleti Cenab-ı Hakk'ı tanımamaktadır. Cenab-ı Hakk'ı yanlış tanırsanız bu ister istemez sizin dininize yansıyor. O yüzden İslamiyet itikat konusunda çok hassastır. Bazen diyorlar ya işte tekfircilik falan filan. Arkadaşlar elbette hani önümüze geleni tekfir etmeyelim. Bu bize de düşmüş bir iş değil zaten. Ulemanın, yüksek ulemanın yapacağı işler bunlar. Eğer birisi tekfir edilecekse bunu yüksek ulema yapar. Bize düşen bir iş değil. Sokaktaki adamın işi değil. Cami cemaatinin işi değil bu. Öncelikle onların işi değil. Ama tekfir diye bir şey İslam'da niye var falan filan böyle, bunu da sorgulamaya gerek yok. Bir dinin dışı olmazsa içi de olmaz. Biz panteist değiliz. Bütün dinler doğrudur falan demiyoruz. Bütün dinlere doğru demek Allah'ın kendisini haber vermede çelişkiye düştüğünü kabul etmek olur. Yani ateist de demiş ben yokum. Deist de demiş ben karışmıyorum. Hristiyan'a demiş ben üç taneyim. Atıyorum Budist de demiş ben putum falan, böyle mi yani Allah kendi hakkındaki haberlerde haşa çelişkiye mi düşürdü insanlığı? Hayır, biz buna inanmıyoruz. O her zaman tek olduğunu haber verdi, biricik olduğunu haber verdi. İnsanlar sonra şaşırdılar diyoruz biz Müslümanlar, böyle inanıyoruz. Hal böyle olunca o tasavvur da önemli oluyor. O alanın korunması da gerekli oluyor. Gerek Allah'a iman, gerek diğer akaid-i imaniye, erkan-ı imaniye, bunların detayları hakkında o alanın tespiti aynı zamanda dinin namusunun korunması. İtikadı, İslam alanı, bunun tespiti dinin namusudur. O alan olmazsa dinin de namusu kalmaz. Nasıl biz diyoruz namusuma dokundu, yani benim bölgeme girdi, benim mahremime zarar verdi veya işte canımı sıktı falan, hani namus ne demek? Bizim alanımız demek yani, bir manada odur. Sınır manası vardır, kalıp manası vardır yani bir anlamda da. Şimdi senin var Allah'ın yok mu yani, haşa sümme haşa. Elbette İslam'ın da var, Allah'ın da var yani. Ki onu şirkle itham ettiğinde, onun mülkünü başkasına verdiğinde mesela,
Bu da yani Allah'ın alanına giriyorsun tabiri caizse. Bunu kim yarattı? Bunu ağaç yarattı. Nasıl olur sen Allah'ın mülkünü alıp başkasına kafana göre verirsin? Yani bunun hesabını sormaz mı mal sahibi? İşte şirkin Cenab-ı Hakk'ın nazarında bu kadar çirkin, bu kadar kerih, deni, cezalandırılası olmasının sebebi de budur. Yani onun mülkünden mal çalıyorsun ya. İftirada bulunuyorsun. Hırsızlanıyorsun yani. Evet. Felsefe şakirtleri ve millet-i küfriye, felsefe şakirtleri yani felsefe öğrencileri ve millet-i küfriye, küfür milleti ve nefsi emmarenin en müthiş dalaleti Cenab-ı Hakk'ı tanımamaktadır. Hikayede nasıl emin adam demişti, bir harf katipsiz olmaz, bir kanun hakimsiz olmaz. Biz de deriz. Nasıl ki bir kitap, bahusus öyle bir kitap ki her kelimesi içinde küçük kalemle bir kitap yazılmış. Her harfi içinde ince kalemle muntazam bir kaside yazılmış. Katipsiz olmak son derece muhaldir. Yani imkansızdır. Ne denilmek isteniyor? Ya düşünün, elinize bir kitap geçti. Bu kitabın normal metni var. Bir, o metinde harflerin içine de ayrıca bilgi yüklenmiş. Mesela Y harfini bilmem kaç bin kez büyüttüğünüz zaman bakıyorsunuz ki o Y harfinin içinde ne diyor burada? Her kelimesi içinde küçük kalemle bir kitap yazılmış. Mesela yani'nin içinde iyice büyütüyorsunuz görüyorsunuz ki işte normal bir alfabenin, buradaki alfabenin, puntonun veya milyonda biri küçüklüğünde o kitabın içine başka bir kitap daha yazılmış. İsimlerinin, kelimelerinin içine. Mesela başka kelimesinin içine giriyorsun, orada bir roman var. İçine yazılmış yani. Öyle bir kitap. Veya her harfi içinde ince kalemle muntazam bir kaside yazılmış. Yine aynı, benzetme benziyor. Yine aynı mesela harfin içinde başka kelimesinin B harfinin içine bir giriyorsun. O B'nin içine küçücük küçücük mikro harflerle başka bir kitap daha yazılmış. Başka bir şiir yazılmış veya uzun bir kaside yazılmış. Böyle bir kitap görüyorsun. İç içe kitaplar. Matruşka gibi. İçine girdikçe bir kitap, onun içine girdikçe başka bir kitap, onun içine girdikçe başka bir kitap. Böyle bir kitap düşünün, hayal edin. Böyle bir şeyin mevcut olduğunu hayal edin. Öyle de şu nasıl bir kitap? Bahusus öyle bir kitap ki her kelimesi içinde küçük kalemle bir kitap yazılmış. Her harfi içinde ince kalemle muntazam bir kaside yazılmış. Katipsiz olmak son derece muhaldir, imkansızdır. Öyle de şu kainat nakkaşsız olmak, yani nakış işleyen, nakkaş ne demek? Nakış işleyen demek. Şu kainat nakkaşsız olmak son derece muhal ender muhaldir. Yani imkansız ötesi imkansızdır, imkansız içi imkansızdır. Kainatın nakkaşsız olması. Zira bu kainat öyle bir kitaptır ki her sayfası çok kitapları tazammun eder. Bak, kainat da bir kitap. Benzetmeye bakınız. Nasılmış? Her sayfasında çok kitaplar varmış. Tazammun ediyormuş. Yani zımında bulunuyormuş. İçindeymiş. Hatta her kelimesi içinde bir kitap vardır. Her bir harfi içinde bir kaside vardır. Şimdi örnekleri geliyor bu benzetmenin. Yeryüzü bir sayfedir. Ne kadar kitap içinde var? Ne kadar kitap içinde var? Yeryüzünü tek bir sayfa diye düşünseniz, her an bir sayfa bence. Her mevsim bir sayfa, her yıl bir sayfa, her coğrafya bir sayfa. O yeryüzünün her bir katmanı ayrı sayfa. Ne diyeyim, dağları ayrı sayfa, ovaları ayrı sayfa, adaları ayrı sayfa, iklimler ayrı sayfa, kıtalar ayrı sayfa. Yani yeryüzü bir bütünlük ama onun içinde öyle bölgeler var ki, orada öyle lokal değişimler oluyor ki, özel tecelliler var ki, onların her birine ayrı eğilmek lazım. Yeryüzü dediğimizde topyekün taş bir kütle değil bu. Tek tür bir şey değil. İçinde şekiller başka, canlılar başka,
iklimler başka, nimetler başka, değil mi? Mesela burada yetişen meyve var, başka yerde yetişmiyor o meyve. Burada yetişen hayvan var, o hayvan başka yerde yok. Böyle şeyler var. Yeryüzü bir sahifedir. Ne kadar kitap içinde var? Bir ağaç bir kelimedir. Ne kadar sahifesi vardır? Bir ağaç bir kelime. Ama o kelimenin içine giriyorsunuz. Allah! Yani ağaç, 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 ağaç ama o ağaçların türleri başka başka. O türlerin içinde bireylerin halleri başka başka. İki tane vişne ağacı. Birebir birbirinin aynısı mı? Değil. Ceviz ağacı birebir birbirinin aynı mı? Değil. Yani bazen yani türün içinde de cins farklılığı oluyor. İşte atıyorum şuranın cevizi daha güzel diyorlar. Niye? Oranın ağaçları daha başka bir tür. Veya oranın iklimi daha değişik. İşte şuranın elması daha güzel. Amasya'nın elması diyorlar işte atıyorum. Şuranın buğdayı iyi. Niye? Oradaki buğdayın türü daha başka. Bak bir tür bir şey ama abi her yerde başka başka. Yanlış hatırlamıyorsam buğday hakkında duymuştum ben bunu. O buğday tanesinin 80 tane türü varmış. Yani bir tane buğday ama 80 tane türlüsü var. Pirinç mesela bir sürü türü var. İşte atıyorum fasulye bir sürü türü var. Türkiye'de olanlar var. Türkiye dışında başka başka türler de var. Gidip gördüğün zaman bu daha değişik diyorsun mesela. Gibi gibi. Bir ağaç bir kelimedir. Ne kadar sahifesi vardır? Bir meyve bir harf, bir çekirdek bir noktadır. O noktada koca bir ağacın programı firistesi var. Yani meyve ağacın noktası ama ya da çekirdek ağacın noktası ama ya onun içinde ağacın şifresi var. İşte Y harfinde kitabın kendisinin bulunması gibi işte buradaki birkaç diyor. O B'nin içinde bütün kitabın bulunması gibi. İlginç bir durum. İşte böyle bir kitap evsaf-ı celal ve cemale, nihayetsiz kudret ve hikmete malik bir Zat-ı Zülcelal'in nakşı kalemi kudreti olabilir. Demek alemin şuhuduyla bu iman lazım gelir. İlla ki dalaletten sarhoş olmuş ola. Bir daha okuyayım bu paragrafı. İşte böyle bir kitap, evsaf-ı celal ve cemale, nihayetsiz kudret ve hikmete malik bir Zat-ı Zülcelal'in nakşı kalemi kudreti olabilir. Demek alemin şuhuduyla bu iman lazım gelir. İlla ki dalaletten sarhoş olmuş ola. Neden burada mesela evsaf-ı celal ve cemali kullandı Üstad Hazretleri? Allahu alem benim aklıma şu geliyor. Bunu geçmiş derslerimizde de konuştuk. Nevi'de celaldir, fertte cemaldir dedik. Yani mesela bir vadiye gidiyoruz. Kocaman bir vadi boyunca gelincik tarlası. Kıpkızıla boyanmış vadi. O heybet bizi heyecanlandırıyor. Orada celal görüyoruz. Ama tek tek gelinciklere baktığımızda onlardaki güzellik içimizi bir hoş ediyor. Orada da cemali müşahede ediyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ın tecellisi iki katman. Esması da ikiye ayrılıyor. Celali isimler, cemali isimler diye. Ama celali cemalden uzak değil, cemali celalden uzak değil. Yok, celali cemalden uzak değil, cemali celalden uzak değil. İnşallah doğru söyledim. Hatta Mesnevi Nuriye'de diyor, Celal'in gözünde cemal ne kadar celildir, Cemal'in gözünde Celal ne kadar cemildir? Galiba böyleydi cümle. Yani Cemal'in gözünde Celal'de bir güzellik var. Celal'in gözünde de Cemal'de bir haşmet var. Bunlar aslında aynı şeyler ama biz o şiddetine göre tecellinin kapasitemizin darlığından dolayı farklı müşahede ediyoruz onları. Farklı renklerde görüyoruz o yaratışı. Evet. Peki burada niye onu andı? Çünkü bize bir katmanlı alem şeyi söyledi az evvel. Yani yeryüzünü düşünün. Daha yukarı çıkın. Alemi düşünün. Bütün dünyayı düşünün. Evreni düşünün. Dünyayı diyoruz ama dünya bizimki sadece. Bütün evreni düşünün mesela. Onun içinde evren bir kitap. Bir kitap ya. Bir yaratılışla yaratılmış. 6 günde yaratılmış. 6 evrede yaratılmış. Devrede yaratılmış.
O altının içinde bak sayfalar var. Onun içinde daha alt sayfalar var. Onun içinde daha alt sayfalar var. Diyorlar ki gökte ne kadar yıldız varsa o kadar da galaksi var. Allah Allah diyorsun, yani yıldız sayısınca galaksi. Bizim şu an gördüğümüz ne kadar yıldız varsa uzayda o kadar da galaksi var. Şimdi her biri ayrı sayfa. O galaksilerin içinde yıldızlar ayrı sayfa. Bunların bir şeyler ayrı sayfa. Yani sürekli celal celal cemal celal celal cemal böyle gidiyor tecelliler. O nazardan elbette evsaf-ı cemal ve celali beraber düşünmek gerekiyor bu katmanlığı anlamak için. İşte böyle bir kitap, evsaf-ı celal ve cemale, hem büyük harfleri hem küçük harfleri yazan, nihayetsiz kudret ve hikmete malik, nihayetsiz kudret ve hikmete malik, bir zat-ı zülcelalin, celal sahibi zatın yani Cenab-ı Hakk'ın nakşi kalemi kudreti olabilir. Nakşi kalemi kudret, kudret kaleminin nakışı olabilir. Demek alemin şuhuduyla bu iman lazım gelir. İlla ki dalaletten sarhoş olmuş ola. Yani bir insan dalaletiyle sarhoş olmamışsa, aklı başındaysa, idraki yerindeyse, duyguları doğru çalışıyorsa, fıtratını korumuşsa, ister istemez kainata bakmak Allah'a imanı gerekli kılar. Nasıl bir Allah'a imanı? İslam'ın emrettiği, daha doğrusu haber verdiği, buyurduğu şekilde bir Allah'a inanmayı zorunlu kılar. Çünkü bakar görür, yani bu alemdeki bütünlüğü görür. Bu alemdeki sanatı görür. Bu alemdeki özeni görür. Özen diyoruz ama la teşbih ve la temsil, yani anlatmak için intizamı görür. Yani o özel tecellileri görür. Sırları görür. Bunlardan der ki ya, yani ben şurada iki tane tahtayı birbirine çakıyorum. Bir masa yapıyorum. Bu masayı ustasız tarih anlatamıyorum mesela. Bu masa kendi kendine oluştu. Ben tahtaları şöyle bırakmıştım. Çivileri de böyle bırakmıştım. Çekiş de şuradaydı. 3 yıl sonra geldim ki masa olmuş. Buna kim inanır? Kimse inanmaz. Kadir bile inanmaz. Bu kötü espriyle de dersin seviyesini iyice aşağı çekmiş oldum arkadaşlar. Yani böyle bir şeyin olabileceğine günlük hayatın içinde, gündelik hayatın içinde kimse inanmaz. Oraya bıraktım da onlar kendi kendine bu oldular. Bak, inanmıyoruz. Alem, ondaki muhteşem düzenlilik, bu masa ne ki ya? İki çivi gelmiş, bir tahtaya girmiş, o ona dayanmış, buna yaslanmış. Bu alemin düzeni karşısında bu hiçbir şey. Ona inanmıyorsun. Alemin nasıl kendiliğinden olduğuna inanabilirsin? Tesadüfler eseri olduğuna inanabilirsin. Rastlantıların belirlediğini düşünebilirsin. Böyle bir şey mümkün mü? İşte sarhoşluk fakat bizi engelliyor buna iman etmede. Nasıl bir sarhoşluk? Arkadaşlar, dikkatimizi toplamamızı engelleyen her şey sarhoşluktur. Yani asıl meseleden bizi uzaklaştıran, yoğunlaşmamızı engelleyen her şey sarhoşluktur. Sadece içkinin sarhoşluğu olmaz, bunu hep konuşuyoruz. Hareketin de bir sarhoşluğu vardır. İnsan duramadığı zaman şeyin içinden çıkamaz, sistemin içinden çıkamadığı için durup bir soru soramaz yani. Ya ne oluyor falan demeniz için biraz uzaklaşmanız gerekir. Her mevzuda bu böyledir. Aile içinde de böyledir. İş hayatında da böyledir. Sosyal hayatta da böyledir. Uyduğum kalabalığa gittiğiniz zaman ne oluyor? Bir sarhoşluk oluyor orada yani. Ama durup ya biz ne yapıyoruz dediğiniz zaman işte bu ayılmayı başlatıyor. Dalalet de bir tür sarhoşluk. İnsanda bir akıntıya kapılma hali. Çünkü dalalet akılla olan bir şey değil. Aklı ötelemekle olan bir şey. Her ne kadar kendisini akıl diye satarsa satsın. Bilim adamları Tanrı yok demiş. Akılla söylemiş bunu. Acaba bir söylesin bakayım delillerini, ne kadar akılla söylemiş. Onu bir masaya vuralım bakalım. Acaba akılla mı söylemiş? Mustafa Akyol bunu bir kitabında aktarıyordu. Science dergisinin araştırması mıydı? Yani ateistlerin çoğunun işte
çocukluk yaşlarında falan filan yaşadıkları büyük şeyler var, travmalar var. O travmaların yansıması olarak ilerleyen hayatlarında ateist oluyorlar. Yani Science dergisi böyle bir makale yayınlamış. Mustafa Akyol da bunu bir kitabında naklediyordu. Ben de o kitapta okumuştum ama şimdi kitabın ismi aklıma gelmedi. Adam her ne kadar bunu akla vursa da aslında duygusal olarak bir şeyi var, sıkıntısı var. Bunu oradan dışarı aktarıyor. Hayata bir nefreti var. Bu nefreti nasıl patlatacak? İşte diyor ki işte Tanrı yoktur. Veya Tanrı kötüdür falan, haşa, böyle şeylerle o nefreti dışarı vuruyor. Yoksa mantıksal olarak, yani şu mesela düzenliliği ya başka türlü nasıl açıklayacaksın? Hani yukarıda söylediği, bir iğne ustasız olmaz, bir harf katipsiz olmaz. Ya bunlar çok basit mantıklar, yani bunlarla mevzu açığa çıkıyor. İğneyi ustasız o da açıklayamıyor. Ateşte söylesem böyle oluyor diye o da açıklayamıyor. Ama gelip işin dayandığı noktada abi şey, bizden bekliyor yani böyle bir şeyi kabullenmemizi. Çok mantıksız, çok saçma. Evet, dalalet sarhoşluğu, insanın aklını başından alan bir durum olması, bir travma, bir sapmışlık, bir bağlanış, bir bağımlılık gibi bir şeyin olması insanı bu yola götürüyor. Ama normalde alemin şuhuduyla, yani alemin şahitliğiyle, oradaki bütün harflerin, kelimelerin, sayfaların iç içe şahitliğiyle bu iman lazım gelir. Başka türlü açıklayamazsın çünkü. İlla ki dalaletten sarhoş olmuş ola. Hem nasıl ki bir hane ustasız olmaz, bahusus öyle bir hane ki, yani hane ev, harika, harika sanatlarla, acip nakışlarla, garip zinetlerle, yani süs eşyalarıyla tezyin edilmiş. Hatta her bir taşında bir saray kadar sanat derc edilmiş. Ustasız olmak hiçbir akıl kabul etmez, edemez. Gayet mahir bir sanatkar ister. Bahusus o saray içinde sinema perdeleri gibi her saatte hakiki menziller teşkil edilip, kemali intizamla, yani tam bir düzenle, elbise değiştirdiği gibi değiştiriyor. Hatta her bir hakiki perde içinde müteaddit çok sayıda küçük küçük menziller icat ediliyor. Bak, yine hayatın içinden çok aşinası olduğumuz bir misal. Bediüzzaman Hazretleri niye böyle şeyleri misal seçiyor? Mesela yukarıda kitap örneği, burada ev örneğini verdi. Çünkü bunlar herkesin her an ulaşabileceği şahitlikler, sınayabileceği şahitlikler. Kuantum teorisi şu bu, bunlara yani girdiğiniz zaman, böyle bir şeyden misal verdiğiniz zaman onu kaç kişi anlar? Üstad Hazretleri Kur'an'ın da irşadında böyle herkesin görebildiği şeyleri misal olarak seçmesini o irşadın umumiliğiyle izah ediyor. Yani irşad umumi olmalıdır. Umum da genelde avam tabakasıdır. Avam da en çok gözüyle gördüğünü kavrar. Ona işte bilmem termodinamiğin bilmem ne kanunu falan filan girdiğiniz zaman o adam o ne oluyor der mesela. Bulutların üstüne çıkar kafası. Anlayamaz ki onu. Ya da işte ince fizik meseleleri, oralardan böyle Allah'ın varlığını ispat ettiğiniz zaman adam onu tam kavrayamaz. Çünkü o kadara çıkmıyor zihni. Bizim kafamızın bir şeyi var yani, aldığımız eğitim belli. İşlemcinin RAM'i belli yani. Gücümüzün şeyi belli, kapasitesi belli. Hal böyle olunca sıradan örnekleri vermek irşad için daha önemli oluyor. Hem de o insan onu günlük hayatında sınayabiliyor. İşte hem nasıl ki bir hane ustasız olmaz, bahusus öyle bir hane ki harika sanatlarla, acip nakışlarla, garip zinetlerle tezyin edilmiş. Yani öyle bir saray ki süslenmiş, püslenmiş, her bir tarafına ayrı böyle işlemeler, dekorlar vesaire. Hatta her bir taşında bir saray kadar sanat derc edilmiş. Öyle sanattı ki her bir tuğlası taşı, o saraydaki sanat kadar sanat var. Nasıl bir sanat? Nasıl bir taş? Hayal edin ya, düşünün bakalım. Olabilir mi böyle bir şey? Evin ince maketi tuğla. Onları üst üste binmişler, o şey oluşmuş, ev oluşmuş gibi gibi. Ustasız olmak hiçbir akıl kabul edemez, gayet mahir, yani hünerli, maharetli bir sanatkar ister. Yani kimse öyle bir evin kendi kendine oluştuğuna inanmaz.
Ya gece yattık, sabah kalktık ki yan tarafımızda bir saray oluşmuş. Topraklar, bilmem şununla bununla bilmem birbirine girmişler. Bir saraya dönüşmüşler. Kim inanır buna? Kimse inanmaz. Az önceki kötü esprimi tekrarlamıyorum dikkat ederseniz. O espri bir kere kaldırılır bir günde. İkincisi kötü sonuçlara sebep olabilir. Onu yapmıyorum. Dondurmuyorum sizi. Ama ya hakikaten ya bu gündelik hayatta biz buna inanmıyoruz zaten böyle şeyler olduğuna. Nasıl oluyorsa adamlar kafamızı evirip çeviriyorlar. Şeyde inanmaya başlıyoruz. Teolojik alanda biraz da böyle zamana yayıyor. Diyor ki ya işte milyarlarca yılda evrimle şöyle böyle bilmem bir değişimler falan olmuştur. İşte sudan ilk canlı böyle karaya çıkmıştır falan. Aa, nasıl yaşadıysa o da nefes alamıyor normalde. Lan ciğer açıldı falan mı diyor acaba? Böyle mi düşünüyorlar? Böyle bir düşünce, hayal dünyaları mı var arkadaşların? Bilemiyoruz. Gündelik hayatta olmayan şeyi böyle attım zamana. Evrim kayıra diye attım bayır etme evrim kayıra diye yayıyorlar böyle. Milyarlarca yılda olmuştur. Olmuştur. Olmuyor ama abi işte bak. Gündelik hayattaki hiçbir sınavımızda o sonucu alamıyoruz. Nasıl oluyor da anlarda o tekrar olmayan bir şey bütün zamana yayınca olabilir oluyor. Bu çok çelişkili bir mantık aslında. Anlarda olan bir şeyin zamanda birikmesini kabul ederiz. Eğer anda oluyorsa bu veya daha kısa zamanlarda, bir günde, iki günde, üç günde, bir haftada, bir yılda tesadüfen böyle koyduğumuz nesneler dönüşüyorsa eşyalara, şuna buna, canlıya, şuna buna dönüşüyorlarsa tesadüfen tamam. Zamanda da onun olduğuna inanalım. Ama biz bunu hiçbir anda tecrübe edemiyoruz. Böyle bir şeyin olduğunu hatta birisi söylese ulan diyoruz kafayı mı yedin? Delirdin mi? Mecnun mu oldun diyoruz mesela. Ama o ya milyarlarca yıldır işte gelişmiştir, şöyle olmuştur, böyle olmuştur, işte o olmuş, bu olmuş, şu olmuş, en sonuçta insan olmuş falan. Abi hayal bu ya. Mitoloji. Neyse. Evet. Gayet mahir bir sanatkar ister. Bahusus o saray içinde sinema perdeleri gibi her saatte hakiki menziller teşkil edilip, yani sinema sahnelerinin değişimini düşünün, sahnelerdeki o hızlı değişimi. Onun gibi diyor her saatte hakiki menziller teşkil edilip kemal intizamla elbise değiştirdiği gibi değiştiriyor. Dünyanın hali. Bahar, kış, bahar, yaz, kış, bahar, yaz, mevsimden unuttuk ya. Bahar, yaz, sonbahar, kış. O değişim, giysi değiştiriyor. O değiştirmenin içinde de bir de mesela bir baharda ağaç kaç giysi değiştiriyor? Çiçek açıyor. Çiçek açıyor, çiçek kapan şey soluyor. Ondan sonra meyveler olmaya başlıyor falan filan. O değişimler de var. Kemal intizamla tam bir düzenle elbise değiştirdiği gibi değiştiriyor. Hatta her bir hakiki perde içinde müteaddit küçük küçük menziller icat ediliyor. Yani perdenin içinde de yine küçük küçük bir sürü değişim var da onları da biz görmüyoruz artık. Bizim nazarımızın bir sınırı var. Kulağımızın bir sınırı var. Aklımızın bir sınırı var. Daha detaylarda kim bilir neler oluyor o canlının içinde. Ama biz o kadar da inemiyoruz. Gözümüzün önündeki değişimi görebiliyoruz. Her bir hakiki perde içinde müteaddit, küçük küçük menziller icat ediliyor. Öyle de, evet vaktimiz az kaldı. Öyle de şu kainat nihayetsiz hakim, hikmet sahibi, sonsuz hikmet sahibi, alim, her şeyi bilen, kadir, kudreti her şeye yeten bir sani ister. Sanatla yaratan ister. Çünkü şu muhteşem kainat öyle bir saraydır ki ay, güneş, lambaları, yıldızlar, mumları, zaman bir ip, bir şerittir ki o Sani-i Zülcelal her sene bir başka alemi ona takıp gösteriyor. Taktığı o alemin içinde 360 tarzda muntazam suretlerini tecdid ediyor. Kemali intizamla ve hikmetle değiştiriyor. Yeryüzünü bir sofra-i nimet yapmış ki her bahar mevsiminde 300 bin enva-ı masnuatıyla tezyin ediyor. Had ve hesaba gelmez enva ihsanatıyla dolduruyor. Öyle bir tarzdaki nihayet ihtilat içinde yani
karışıklık, ihtilat. Yanlış bilmiyorsam. Hemen bakalım. Evet, karışıklık içinde, nihayet karışıklık ve karışmış oldukları halde nihayet derecede imtiyaz ve farkla birbirlerinden ayrılıyor. Başka cihetleri buna kıyas et. Nasıl böyle bir sarayın saniyinden gaflet edilebilir? Bakınız, nereden nereye geldik? Önce bir ev, bir saray, bir hane, bir konak, onu tefekkür ettik. Ardından geldik ya dedik, bu alem de bir saray. Öyle mi? Bak öyleymiş. Şu kainat nihayetsiz hakim, alim, kadir bir saniye ister. Çünkü şu muhteşem kainat öyle bir saraydır ki, ay, güneş, lambaları. Değil mi? Öyle. İşimize yaramıyorlar mı aynı fonksiyonla? Evet yahu, yarıyorlar. Güneşi biz kandil olarak, lamba olarak kullanıyoruz. Ay da kandilimiz, geceleri böyle gece lambası yapıyor bize. Yıldızlar mumları. Zaman birik bir şerittir ki o Sani-i Zülcelal her sene bir başka alemi ona takıp gösteriyor. Her bir senemiz başka. Her bir günümüz başka. O her bir gün, her bir sene içinde biz de başka başkayız. Ahmet'in bir günü ikinci günüyle aynı değil. Bak işte yeğenim Hamza doğduğunda hatırlıyorum bir yaşını, iki yaşını. Şimdi geldi maşallah 13-14 yaşına. Bambaşka bir şey oldu. Şimdilik daha küçüğü var işte, Muhammed Salih. Büyüyor gözümüzün önünde. Bak her anı değişiyor. Sürekli değişen saraylar yani. Şu sürekli büyüyen, gelişen, inşa edilen, geliştirilen her bir öğesi parça parça. Sadece sarayın tamamı değil, sarayın içindeki parçalar da sürekli yeniden inşa ediliyor, yapılıyor. Saray yıkılmadan üstelik. Var mı öyle müteahhit etrafta? Yeniden yapacağı binayı yıkmadan yeni bir bina yapıyor. Ben deriz böyle bir şey nasıl olur? Binayı yıkmadan bina nasıl yapılır? Ya dünyada her an bu oluyor, bizde her an bu oluyor. Hangi hücremiz aynı? Yani öyle diyorlar. Sinir hücreleri hariç insanoğlundaki bütün hücreler yenileniyor. 6 ayda bir, senede bir devrediyor bütün beden hücreleri. Hangimiz fark ediyoruz o inşaatın faaliyetlerini? Kazmasını, küreğini, betonunu, işte mikserini, harcını marcını falan kim fark ediyor? Hiçbirimiz fark etmiyoruz. Bizi yıkmadan Allah yeni bina inşa ediyor. Her sene, her an böyle saraylarız her birimiz. O taktığı alemin içinde 360 tarzda muntazam suretlerini tecdid ediyor. Yani işte 360 gün bir yıla gönderme. Kemali intizamla ve hikmetle değiştiriyor. Her birinin bir hikmeti var, bir devamlılığı var, bir sürecin parçaları bunlar. Yeryüzünü bir sofra-i nimet yapmış ki her bahar mevsiminde 300 bin enva-ı masnuatıyla tezyin ediyor. 300 bin o zamanın şeyine göre vermiş rakam Üstad Hazretleri. Bugün kaç canlı var desek? Belki 5 milyon, 10 milyon bilim adamları canlı var diyorlar. Giderek de artıyor. Yenileri keşfediliyor. Daha önce görmemişler, bulamamışlar. Bak şöyle bir canlı daha varmış diyorlar. Suyun derinliklerine indikçe veyahut işte çıkılmadık yerlere çıktıkça yeni canlılar keşfediliyor. Her bahar mevsiminde 300 bin enva masnuatıyla tezyin ediyor. Had ve hesaba gelmez enva ihsanatıyla dolduruyor, ihsanının çeşitleriyle dolduruyor. Öyle bir tarzdaki nihayet ihtilat içinde, yani normalde hepsi birbirinin içinde, karışık, çorba gibi. Ve karışmış oldukları halde nihayet derecede imtiyaz ve farkla birbirinden ayrılıyor. Yani bir tarlaya el avucunuzun içine 1000 tane bitkinin tohumunu alın, karıştırın, sonra da tarlaya atın. Siz karıştırın ama toprak karıştırmıyor, tohum karıştırmıyor. Bir bakıyorsunuz hangisi nereye düşmüşse ondan bu çıkıyor. Yani elma ağacı kendini armut sanmıyor. İşte atıyorum incir ağacı kendisini zeytin sanmıyor. Normalde karışıklık var. Her şey birden oluyor, bir yerde oluyor, bir tasın içinde oluyor sanki. Toprak bir tas kabul edilirse. Hepsi aynı tasta pişiriliyor bu yemeklerin. İnciri, kirazı, zeytini vesaire vesaire. Ama karışıklık yok. Bak, bir anlamda hepsi karışık ama ayrılışları muhteşem.
birbirlerini karıştırmıyorlar. Adreslerini şaşırmıyorlar. İncir bu sene tadım zeytin gibi olsun demiyor. Zeytin bu sene tadım incire benzesin demiyor. Kendisine ise yine o oluyor. Gibi gibi. Başka cihetleri buna kıyas et. Nasıl böyle bir sarayın saniyinden gaflet edilebilir diyor. Ve buradan başka bir örneğe geçiyor. O örneğe geçmeyelim çünkü süremiz kalmadı zaten. Ama bu iki örnek üzerinde şöyle kabataslak bir şey söylersek şu dikkatimizi çeker diye düşünüyorum. Bunlar her an gözümüzün önünde olan işler arkadaşlar. Demek ki sapkınlıklar biraz da insanoğlunun gözünün önündekini ıskalamasından kaynaklanıyor. Ne demek istiyorum? Biraz alemle gerçekçi buluşmalara ihtiyacımız var. Ya mesela işte evrimcilere şey yapın. Ya sen böyle bir şeyin doğada hiç olduğunu gördün mü? İşte şu canlı bu canlıya dönüşmüş. Ya böyle bir şey hiç gördün mü sen bu doğada? Hiç yaşarken, dağda, kırda, bayırda gezerken, atın eşeğe, kedinin aslana veya atıyorum köpeğin kurda, şunun buna, onun buna dönüştüğünü gördün mü arkadaşım sen? Bakınız bu sapmalar, dalaletler bir kurgu alemden kaynaklanıyor. Gerçek alemden kaynaklanmıyor. Gerçek alemde bunların delili yok ki. Şirkin gerçek alemde bir tane delilini gösterin ya. Hangi canlının üzerinde beni başka Allah yarattı, ötekini başka Allah yarattı yazıyor. Tamamen yorum sapması bunlar. Adam bakıyor, aa diyor bu diyor ona benzemiyor. O zaman bunu başkası yaratmıştır, onu başkası yaratmıştır. İyi de iki şey birbirine benzemiyor diye onların farklı ilahları olmak zorunda değil ki. Bilakis derinde insan bakıyorsun ki biyolojik düzenleri aynı canlılarsa eğer. Cansızlarsa bakıyorsun yapı taşları aynı. Arkadaşım bu aynılık varken niye başka ellere gideyim o zahiri farklarla? İkisini de Allah yarattı desem ya be, daha mantıklı değil mi? Ben hani evrimcilerin de bu noktada vahdet tecellilerini yanlış okuduklarını düşünüyorum. Ne demek istiyorum? Şimdi Cenab-ı Hak hepimize hepsini yaratanın aynı Allah olduğunu gösterir, işaretler koymuş, belirtiler koymuş. Böylece biz diyoruz ki, o da onu da Allah yaratmış, bunu da Allah yaratmış. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizde bir imzası, buradan geçti hatem, sikke, sıbga şeyi var. Bunun sahibi benim şeyi var yani biz hepimizde. Bu imzalarda benzerlik var. Mesela hepimiz karbon bazlı canlılarız değil mi? Yeryüzündeki işte küre arzda yaşayan canlılar. Ama bu birbirimizden gelmiş olmamızı zorunlu kılmıyor ki. Hepimizi yaratanın aynı Allah olduğunu gösteriyor. O onu yormuyor. Diyor ki diyor hepsi aynı bazlı. O zaman diyor ondan gelmiştir. Bu da bundan gelmiştir. Ya böyle bir zorunluluk yok. Niye o ondan gelsin, bu bundan gelsin? Hepsini aynı Allah yaratsa bu açıklamaya ya yeter değil mi? Yani vahdet delillerini yanlış yorumlayarak bence bu sapmayı yaşıyorlar. Bunu da söylemiş olalım bitirirken. Aklıma geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, varlık bizi ister istemez İslam'a, tevhide, Kur'an'a götürüyor. İnşallah önümüzdeki bahiste bunu biraz daha konuşacağız. Yarısı kaldı metnin, o diğer yarısını da yarın inşallah tefekkür edeceğiz. Almamız gereken hisseleri almaya çalışacağız. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahru da'vahmin elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.